e, ee, rahmetli İsmail Güneş'in telefonunu en fazla arayan kişi e, 16 e, defa arıyor. 14 dakika küsür görüşüyor. Bu kişi adında Sivaslı bir gazeteci adına telefon. E, onun adı o aradığında kabul ediyor. Fakat hiçbir şekilde görüşmediğini bu zamana kadar hep iddia etti. Her aşamada ilk ifadesini farklılaştırdı ama İsmail'le temasının olmadığını söyledi. Biz bunun üzerine şahsız şikayet ettik doğruyu söylemediğini. Çünkü HTS kayıtlarında açıkça e, bu kişinin e, İsmail Güneş'le görüştüğü açık net olarak anlaşılmakta, görülmekteydi. Sıva Suç Hastane Ceza Mahkemesi yargılama yaptı. Yaptığı yargılama neticesinde tipten gelen yazıya göre bu tür izlerin olabileceğini görüşmeden de bu izlerin, olabileceğine dair bir yazı geldi. Biz bu yazıya itiraz ettik. İtirazımızın sebebi şu: sadece ödemeli aramalarda böyle bir iz bırakılacağını biliyoruz, ama ödemeli aramanın dışında böyle bir izin mümkün olmadığını biliyoruz. Çünkü ödemeli arama yaptığınız zaman telesekreter devreye giriyor, telefon açılmasa da sistem çalıştığı için görüşme izi bırakılabiliyor. Bunu bildiğimiz için ödemeli arama yapıp yapmadığını sorduk. Ödemeli arama yapılmadığını anlaşıldı ve ödemeli aramanın da gün içinde bu kadar aramanın da mümkün olmadığını öğrendik kaldı ki biz ödemeli arama yapılıp yapılmadığını ücretlendirme olup olmadığını ücretlendirme varsa ne zaman ne miktarda yapıldığını sorduk buna dair cevap gelmedi. Ve aramanın ödemeli olup olmadığına dair de tipten cevap gelmemiş olmasına rağmen yerel mahkeme bir karar verdi. Tamam bu aranmasa da görüşülmese de böyle bir iz bırakılabilir diye e, şüpheden sanık yararlanır olanlar e, çerçevesinde e, sanığın beraatine karar verdi. Biz bunu istinaf ettik. İstinaf ettiğimizde Kayseri İstinaf Mahkemesi 8. Ceza Dairesi e, bizim taleplerimizi doğru görerek bu hususlarda yetersiz araştırma yapıldığına karar vererek dosyayı bozdu. Şimdi Sivas 3 Asya Ceza Mahkemesi yeniden duruşmayı ele aldı aldı ve bu incelemeyi tekraren yapacak yapmakta Bu kararı son derece olumlu görüyorum İslam Mahkemesi'nin kararını. Çünkü İslam Mahkemesi gerçekten bilimsel veriler üzerinde özellikle sanığın aşamalarda farklılaşan ifadelerini e, itibarsız e, olduğunu sanığın ifadesine güvenilmemesi noktasında mahkemeyi e, uyardı. Ayrıca e, diğer e, HTS kayıtlarının üzerinde arandığının sabit olması karşısında bu arama izlerinin nasıl oluşacağına ilişkin telekomünikasyonda uzmanlaşmış 3 bilirkişi kurulundan alınacak uzman raporuyla ancak bunun sabit hale gelebileceğini ayrıca işte bu hususun araştırılması gerektiğini arama izinin hangi şartlarda oluşabileceğini görüşmeden arama izinin oluşup oluşmayacağının tespitini özellikle istedi. Dolayısıyla bu tespit yapılmadan böyle bir kararın verilmesi bu açıkça aykırıydı.